Hepiniz hoş geldiniz The Walking Dead hayranları. Ben Berkay ve bugünkü videomuzda sizlerle beraber The Walking Dead'teki en şok edici 20 ölümü sizlere sunacağım. The Walking Dead neredeyse diğer tüm TV dizilerinden daha fazla şok edici ölüme sahip oldu. Bu listede dizideki en şaşırtıcı ve beklenmedik karakter ölümlerine bakacağız. 11 sezonun tamamına bakacağımız için spoiler uyarısını geçeyim. Hemen videoya geçmeden önce eğer bir The Walking Dead hayranıysanız kesinlikle ve kesinlikle kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. 20 Tida Grubun hapishanede nispeten huzurlu bir gününde bir grup hiçbir uyarı olmadan ortaya çıkmasıyla mahvoldu. t dog bir grubu tuzağa düşürmek için bir çıtı kapatarak salgını kontrol altına almaya çalışmaktan çekinmedi. t dog görmedi ve Ayla konunun omuzundan ısırdı. Yarayı tedavi etmenin bir yolu olmadığından grubun ahlaki merkezlerinden birini kaybetmeye zaten hazırdık. t dog Karen'ın hayatını kurtarmak için kendini feda etmesi bizi bir kez daha şok etti. Grubun önemli bir üyesinin bu kadar güzel başlayan bir günle düşeceğini kimse tahmin edemezdi. 19 Morales. Birinci sezonda Morales'i bir aile babası ve ana kahramanlarımızın güvenilir müttefik olarak tanıyorduk. Bu yüzden 7 sezon sonra onları ikiye silah doğrulturken gördüğümüzde ağzımız açık kaldı. Son derece gergin geçen sohbette Morales'in ailesini kaybettikten sonra karanlık bir yola girdiğini öğrendik. Ancak görünen o Rick, eski arkadaşının ruhunu kurtarmaya istekliydi. Daryl gelip Morales'i kalıcı olarak alaşağı ettiğinde iyi niyeti de sekteye Düşmana dönüşen bu müttefikin geri dönüşünü kesinlikle beklemiyorduk. Dolayısıyla Morales'in ortaya çıkışını bu kadar çabuk öldüğünü görmek hikayesinin öngörülemeyen bir sonu. 18. Çöpçü grubunun biri dışında hepsi. Kurdalıkta yaşayan çöpçüler birlikte çalışmaları gereken insanlara ihanet etmek gibi kötü bir alışkanlığa sahipti. Bu çöp temelli toplum kurtarıcıları ikinci kez karşılaşana kadar bundan paçayı sıyırdı. Başlangıçta Negan bunu istiyordu. Simon tüm gruba bir mesaj göndermek için yalnızca bir çöpçüyü ortadan kaldıracaktı. Ancak bıyıklı kurtarıcı görev sırasını öfkesine kaybeder. Simon adamlarına tüm grubu ateş etmelerini emrettiğinde ne nefesimiz kesildi. Duman dağıldığında ayakta kalan tek kişi çöpçü lider anıydı. 17 Andrea. 3. sezonun çoğunu arkadaşlarından uzakta geçirdikten sonra sert ve becerikli Andrea sonunda Rick'in ekibinin yeniden katılacak gibi görünüyordu. Ancak vali onu bir sandalyeye bağlayarak ve dönmek üzere olan bir adamla birlikte bir odada bırakarak yolculuğunu daha da zorlaştırdı. Andrea sonunda kendini özgür bıraktığında yoluna yeni aylar gönderip kaçacak gibi görünüyordu. Arkadaşları gelip onu ısırıldığını anlayınca şaşkına döndük. Andrea çizgi romanlarda çok daha uzun süre hayatta kaldığı için onun burada yok olduğunu görmek büyük bir hayal kırıklığıydı. Onun ölümü bu kadar önemli bir karakter olmadan hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak etmemize neden oldu. 16. Spencer Monroe Spencer kötü niyetli Negan'ı güç kullanarak durdurmaya çalışmak yerine kötü adamı diplomasi yoluyla kazanmak istedi. İkisi birlikte içki içip bilardo oynayarak güzel bir gün geçiriyor gibi görünüyordu. Spencer bir fırsat gördüğünde Ricky baltalamaya çalıştı ve yeni lider olmayı talep etti. Negan politikacı özentisini şok edici bir şekilde an onu da bıçaklayarak bu liderlik teklifini reddetti. Biz hala Spencer'ın ani sonunun etkisindeyken Rosita kötü adamı yeryüzünden kaldırmaya çalıştı. Başarısız suikast girişiminin ardından Negan takipçisi Herat'ı hiçbir uyarıda bulanmadan masum Olivia'nın canını almasını emretti. Bir öğlenden sonra adı geçen iki karakterin öldüğünü görmek büyük kötünün ne kadar öngörülemez olabileceğini gösterdi. 15 Sidik Asistan Doktor Sidik Fısıldayanlar grubu tarafından yakalandıktan sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Anılar uyurken de uyanıkken de hala çıkmıyordu. Sidik İskenderiye'deki hain gruptan güvende gibi görünse de müttefiki Dante'nin aslında fısıldayan bir casus olduğunu anlayınca kalbimiz parçalandı. Doktor grubun en yetenekli savaşçısı olmasa da yine de koyun kılığına girmiş bu kurdu yenebileceğini düşünüyorduk. Ancak Sidik Dante'yi veya şeytanlarını yenemedi. Doktorun inanılmaz derecede iç karartıcı sonu bizi gerçekten sarstı çünkü zaten beklemedik bir casus ifşasının içinde gizlenmişti. 14 Lori Grimes. Eğer The Walking Dead izleyicileri bir şey öğrettiyse o da hiçbir karakter lerin güvende olmadığıdır. Lori sizin en önemli bölümlerinden birinde bize bu gerçeği acımasızca hatırlattı. Hamile Lori hapishanede aylaklardan uzak durmaya çalışırken doğum sancıları yaşadı. Ne yazık ki bebeğin Lori'nin iyileşemeyeceği, sizaryenle doğrultulması gerektiği anlaşılıyor. Kızı için verdiği son karar karşısında kendimizi hazırlıksız yakalanmış halde bulduk. Paul Rowe yani Jesus. Walking Dead'in kadrosu çok büyük olsa da Jesus her şeyin üstesinden gelebilecek atletik bir dövüşçü olduğu için göze çarpıyordu. Ve onun serinin sonuna kadar geleceğini biliyorduk çünkü o çizgi romanların hikayesinde tamamından sağ çıkan birkaç kişiden biriydi. Bu nedenle Jesus karanlık ve dumanlı bir mezarlıkta bir grup aylak tarafından karşılandığında biraz bile endişelenmedik. Birden fazla düşmanı ustaca alt ettikten sonra son hedefi kılıcından kaçıp misilleme yaptığında nefesimiz kesildi. Hayranların en sevdiği karakterlerden birinin daha sonuna gelmiştik. Bu sahne yeni bir düşman grubu için unutulmaz bir giriş işlevi görse de onun zamandan çok önce düştüğünü kabul etmek daha hala zorlanıyoruz. Sofia'nın ikinci sezonu kaderini öğrendiğimizde genç valkinglet karakterlerinin bile güvende olmadığı açıktı. Ancak Lizzy'nin nasıl gideceğini hala tahmin edemiyorduk. Rahatsız bir kız olan Lizzy, kız kardeşi Mika'nın aylak olmasını sağladığında ağzımızı gerçekten yüreklerimize kadar açık bıraktı. Bu son derece rahatsız edici sahnenin ardından Carol ve Tyrese, Lizzy'nin geri dönüşü olmayan bir çizgi açtığını fark eder. Carol ve Tyrese ilerlemenin tek bir yolu olduğuna karar verirler ve Carol dizideki en popüler repliklerinden biriyle birlikte sadece çiçeklere bak ile birlikte Lizzie'yi öldürür. En karanlık ölümlerden biriydi. 11. Tyrese. Dizinin daha sonra konuşacağımız önemli bir karaktere veda etmesinin henüz bir bölüm sonra Tyrese Noah'nın ailesinin evini ziyaret eder. İkili kendilerini cansız gibi görünen bir evin etrafında ararken bulur. Noah'nın yeniden canlanan kardeşi zorlu hayatta kalan Tyrese'i bir ısırıkla aldığında dikkati dağılmış Tyrese bunun olacağını ön Ancak yaralı savaşçının hala şansı var gibi görünüyordu. Tyrese sadece hayatta kalmak için savaşmakla kalmadı. Aynı zamanda anda arkadaşlarının yarının ölümcül olmasını engelleyecek kadar hızlı davrandığını düşündük. Ancak durumun acımasız gerçeği artık çok geç olmasıydı. Tarihsin ölümünün başka bir önemli karakterin ölümünün ardından gelmesi öngörülemeyen ve trajik bir değişime yol açtı. Jesse, Sam ve Ron Anderson. Anderson ailesinin evi aylaklarla dolunca üçlü. Rick Carl ve Michonne'dan oluşan bir sürünün içinde kendilerini başarılı bir şekilde kamufle etmenin bir yolunu buldu. Ancak genç Sam Anderson panik yapar ve dikkatleri üzerine çeker. Aylakların saldırısına uğramasının hemen ardından tarafından dehşete düşen annesi Jesse de sonuyla karşılaşır. Rahatsız olan Ron misilleme olarak Grimes ailesinin bir üyesini vurmaya çalışır. Michonne Ron'u alt etmesine rağmen Carl gözünden vurulur. Bu ölümcül sahneyi gerçekten onu çıkaran şey yaklaşık 3 dakika içinde çok sayıda çok edici olayın meydana gelmesiydi. 9. Dale Horwood Bu dönüş izleyicileri neredeyse Jeffrey Demon'un değili kadar incitti. Onun ölümü Carl'ın aptalca bir aylan grup çiftliğine gitmeyi ikna etmesinden sonra hareketi geçti. Dale dışarıda gezintiye çıkarken ani birden Carl'ın daha önce teşvik ettiği aylak korkunç bir şekilde Dale'in önüne çıkar. Dale devam eden mücadelede ölümsüz düşmanlarından trajik bir şekilde ölümcül yaralar alır. Sonu başlı başına beklenmedik olsa da oyuncu Jeffrey Demon'un kamera arkası yapımındaki sarsıntıların ardından ölmeyi istemesi bu sahneyi gerçek hayatta da şaşırtıcı kıldı. Günün sonunda hayranlar Carl'ın ihmalinin ve gerçek olayların Dale'in ölümüne nasıl yol açtığını anlamaya çalışırken şaşkınlık içinde kaldılar. 8. Deniz Yan karakterlerden biri bu dizide çok fazla ekran başında kalır bu genellikle onların ölümünün yakın olduğu anlamına gelir. Bu yüzden onlar kaçarken Daryl ve Rusita'ya harika bir konuşma yaptığını görmek bizi mutlu etti. Ancak eski kurtarıcı Dwight ona bir arbalet okuyla suikast düzenlediğinde Dennis'in konuşması şaşırtıcı bir şekilde yarıda kesildi. 7. Noah Noah ağır bir travma geçirmiş olmasına rağmen her zaman sevimliydi ve arkadaşlarına derinden değer veriyordu. Noah kendisini ve arkadaşlarını her tarafı aylaklarla çevrili döner kapıdan çıkarmak için hayatını riske atmaya bile hazırdı. Ne yazık ki korkak bir birlikte bu sıkışık yerde sıkışıp kalmıştı. Hayatta kalanlardan korkan kişi planı takip edemeyince Noah'nın sonunun habercisi olan bir açıklık yarattı. Nicholas Noah'nın kaderini birdenbire belirlediği için Glenn tarafından öldürülmeyi kesinlikle hak etmişti. Altı, Shane Walsh Benim gibi The Walking Dead hayranları uzun süredir arkadaş olan ve Shane'in dizi boyunca gerçek ortaklar gibi birlikte çalışabilecekleri alternatif bir gerçeklik hayal etmeyi seviyoruz. Ne yazık ki hayatta kalmak için ne yapılması gerektiğine dair çok farklı görüşleri onları uyumsuz bir takım haline getirdi. Neredeyse iki sezon süren gerginlikten sonra Shane'in Rick'i bitirmeye karar vermesiyle aralarındaki anlaşmazlık doğru çıktı. Ancak Rick Shane'e bıçakla saldırmadan önce aslında durumu sakinleştirmeye başardı. Şerifimizin bu kararlı eylemi gerçekleştirip kendisinden birini devirmesini çok şaşırdık. Ancak Shane'in Rick'e bu aşırı önlemi almaktan başka seçenek bırakmadığını biliyorduk. 5. Best Green Her ne kadar The Wild duygularımız incelip incitmeyeceğiyle ilgilenmediğini uzun zamandır kabul etmiş olsak da bu işim gereksiz derecede acımasız geldi. Grubun Betty aramasının ardından yarım sezon geçirdik. Sonunda arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldiğini Dawn adında kötü niyetli bir lider sevimli Noah'nın gruptan ayrılamayacağını duyurur. Beth bu anlaşmayı kabul etse de bu işin kaçmasını izin veremez. Dawn'a saldırmak için ani bir şekilde harekete geçer. Bir saniye sonra bir silah sesi Betty'nin hayatına son verir. Daryl bizden nefes alma fırsatı bile bulamadan Dawn'ı ortadan kaldırarak hemen misilleme yapıyor. Yarım sezondur beklediğimiz yeniden bir araya gelme şansının bir silah parıltısıyla yok olacağını hiç düşünmezdi. 4. Herschel Green Bu dizideki hiçbir aile Green ailesinden daha trajik ölümler yaşamadı. defi kaybetmeden önce Herschel'dan acı bir şekilde ayrıldı. Bu karakter bilgiliydi, ahlaki bir pusulaydı ve arkadaşlar için sürekli bir umut kaynağıydı. Hatta Herschel tüm zorluklara rağmen hem aile kısırmasından hem de bacak amputasyonundan sağ çıkmayı başardı. Vali Herschel'ın hayatını kılıçla sona erdirmekle tehdit ettiğinde Rick, birlik ve bağışlanma için ilham verici bir ricada bulundu. Ama vali yine de katanayı salladı. Merhametli Rachel'ın bu korkunç duruma düşüşünü izlemek, Green ailesinin acı çekmeye mahkum olduğunu hissetmemize neden oldu. Fısıldayan pusu kurbanları Alfa fısıldayanlara bulaşmayacağını kanıtlamanın en iyi yolunun korkunç bir güç gösterisi yapmak olduğunu düşünüyordu. Keyifli bir panayır sırasında kendisi ve takipçileri rastgele seçilmiş masumları hedef aldı ve onları sevdiklerinden kopardı. Alfa ve adamları esirlerinin canlarını aldıktan sonra korkunç işlerini hayatta kalan diğer insanlara açıkça gösterdiler. Her yeni ölen yüzün ortaya çıkmasıyla kalplerimiz atmaya başladı. Bir çırpıda Tara'yı, Enid'i, Henry'i ve daha birçok karakteri kaybettik. Bu hak etmeyen kurbanların şaşırtıcı görüntüsü güçlü ve unutulmaz bir mesaj gönderdi. 2. Abraham Ford ve Glenry The Walking Dead çizgi romanlarına aşina olan herkes Glenn'in Negan'ın sopasında sonunda yok olacağını biliyordu. Yani heybetli kötü adamın insafına kalmış birden fazla kahraman olduğunda silahın nereye düşeceğine dair güçlü bir fikrimiz vardı. Ancak dizi Abraham'ın Negan'ın ilk doğrudan kurbanı olduğunu ortaya çıkararak trajik bir sonuç verdi. Ani ölümü bizi sarsa da en kötüsünü yaşadığımızı düşünüyordu. Daha sonra Daryl'ın yumruk attı Kızgın kötü adam ikinci kurban olarak Gilen'i seçerek bir şey kanıtlamaya karar verdi. Olayların kesinlikle vahşice gelişmesi beklentilerimizi aynı anda hem boşa çıkarmayı hem de onaylamayı başardı. İster sıkı bir hayran olun, ister yeni izleyici olun. Bu acımasız yarasas sahnesi birçok hayranı ağlattı. 1. Carl Grimes. Carl Grimes'ın ölümünden daha tartışmalı ve beklenmedik bir yürüyen ölüler ölümü yoktur. Çizgi romanlarda sadece babasından çok daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda hayatta kalması Rick'in tüm eylemlerindeki ana motivasyonu gibi görünüyordu. Ancak Carl'ın her iki meccadı önemine rağmen yazarlar onun saçma derecede şok edici bir şekilde ısırıldığını ortaya çıkardılar. Nispeten standart bir hayatta kalma görevini tamamlarken bu yarayı almış olması dikkatleri üzerine çekti. Ve inanın bana aslında bu olayın arka planı daha büyük. Aslında olay yönetmenlerle oyuncu arasında geçen bir şey yüzünden. Eğer bunun için ayrı bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazın. Ve tabii ki de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Her ne kadar Carl'ın dizisi karşılanmış olmasa da Hatta buna rağmen bazı izleyiciler kalsız bir daha The Walking Dead izlemeyi reddetti. Dizi dizinin en büyük şokunu yaratmaya başarırken bu hikaye değişiminin gerçek ve kurgu dünyalarında ağır bedeli oldu. Evet The Walking Dead hayranları videomuz buraya kadar da umarım bu videoyu buraya kadar izlediğinize değmiştir. Sizin en çok şok olduğunuz The Walking Dead ölümü hangisiydi lütfen ve lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer kanalımızın özel ayrıcılıklarından yararlanmak istiyorsanız katıl seviyemize göz atabilirsiniz. O zaman bir sonraki The Walking Dead videomuza kadar hoşça.